Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir rehber videosuyla karşınızdayız. Bu hafta Azeroth rehberleri konumuz yeni 120 olmuş bir karakteri endgame'e hazırlamak. Şimdi ister yeni hesabınızın ilk karakterini level 120 yapmış olun, isterseniz birçok alt karakterinizden biri olmuş olsun bu karakteriniz. Umarım bu rehberde sizin ihtiyacınız olan yönlendirmeleri bulabileceksiniz. Şimdi öncelikle endgame'e bir level 120 karakteri 8.3 patch'inde nasıl hazırlamamız gerekiyor? Önce ona bakalım. Geliştirmemiz gereken 3 adet eşya var. Bunlardan ilki arkadaşlar Azerit armorlarımız. Şöyle size gösterecek olursam bu kafalık, omuzluk ve chest parçalarını kendimiz yükseltmemiz gerekiyor. Bu birinci yapmamız gereken şey. İkinci yapmamız gereken şey Heart of Azeroth kolyemizin seviyesini arttırmak ve aynı zamanda bunların esenslerini tamamlamak. Ve üçüncü yapmamız gereken şey de Legendary Back'imize sahip olmak. Sahip olduktan sonra Legendary Back'in seviyesini arttırmak ve Legendary Back'le birlikte kullanabileceğimiz Corrupted eşyaları üzerimize giymek, üzerimize takmak. Bunlar bizim 3 ana görevimiz olacak endgame'de. Ama tabii ki daha yeni 120 olduğunuzda arkadaşlar item level'ınız 200'ler seviyesinde olacak. Dolayısıyla bunların hangisine hangi sırada başlamanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz. İşte bu videoda adım adım bir karakteri level 120 olduktan sonra endgame'e nasıl hazırlayabilirsiniz bunu göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle eğer bu oyuna yeni başladıysanız, hesabınızın ilk level 120 karakterini açtıysanız ve görevlerinizi daha bitirmeden level 120 olduysanız görevlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Çünkü en önemli noktalardan biri arkadaşlar, karakteriniz level 120 olduktan sonra world quest'leri açabilmek için bütün 3 faction'la birden friendly reputation'a sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bütün haritalardaki görevleri yapmanızda fayda var. Aynı zamanda uçmak için gerekli olan achievement'ı açmak için de bunu yapmanızda fayda var. Bütün görevleri tamamladığınızda zaten level 289-290 civarında item level'ınız olacaktır. Ve daha sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra level 120 olup Borolus'a gelebilir ya da Dazarol'lara gelebilir faction'ınıza bağlı olarak ve world quest'lerinizi açabilirsiniz. Şimdi burada tabi Uniting Kulturas veya Uniting Zandalar görevi olacak. Halford Wimbane'den alıyorsunuz bunu, buradaki abiden, ve bu görevleri açtıktan sonra world quest'leriniz yapmaya hazır hale geliyor. M tuşuna basıp haritanıza baktığınızda şu sol altta görmüş olduğunuz ekran ya da şey diyeyim, şu bunlar size world questlerinizin her gün bir tane emissary ile birlikte o görevi yaptıktan sonra size vereceği ödülü gösteriyor. Ve haritanın genelinde de bu world questlerin sizlere ne ödüller verdiğini görebiliyorsunuz. Şimdi ilk aşamada world questleri açtıktan sonra haritaya baktığınızda bu world questleri yapmak sizin için çok çekici gelecek. Çünkü neden? Daha 200 item level'dayken bir bakacaksınız burada 300 item level bir pantolon veriyor. Fakat size tavsiyem arkadaşlar, ne kadar çekici de gelse world quest'leri yapmayı erteleyin. Burada sadece bitmesine artık sayılı dakikalar kalmış bir world quest görürseniz onu yapmanız sadece verimli olur. Diğerlerinde çünkü item level'ınız arttıkça bu world quest'ten gelecek olan hediyenin de item level'ı artacak. Dolayısıyla hemen yapmayacağız. Bunları biraz bekleteceğiz world quest'leri. Ama bu world quest'leri tabii ki açmamız önemli. Bu aşamada world quest'leri yapmayacağız. Peki ne yapacağız arkadaşlar? World quest'leri açtık. Daha sonradan eğer war campaign'de belli bir seviyeye geldiyseniz burada Gangrene Mane size bir tane quest verecek ve bu questle birlikte öncelikle Nazjatar'ı açacağız. Nazjatar'ı açmamız önemli arkadaşlar. Şundan önemli. Nazjatar'ı açtığınız zaman size bir 370'lik weapon ve aynı zamanda
isteğiniz doğrultusunda. Ben kafalık tercih ediyorum. Orada seçime sunuyor çünkü. 385 item level bir eşya da alıyorsunuz. Ve daha sonra o görevlere devam ettiğiniz zaman arkadaşlar, hem Naz Jatar'daki world questleri açabiliyorsunuz, hem de kolyenizi, bu görev zincirini yaptıktan sonra kolyenizin seviyesi direkt 50'ye çıkmış oluyor. Böylelikle kolye seviyesini 50'ye getirene kadar hiçbir world quest, hiçbir Azerith Power görevini almayın, çünkü boşuna olmuş olur. 50 olduktan sonra bütün world questleri ve şeyleri yapabilirsiniz. Şimdi bu görev zincirini yaparken bizim ilk esensimizi almaya götürecek. İlk esensimizi de almış olacağız. İlk kolyemiz de level 50 olacak ve daha sonradan tekrar bizi buraya ışınlayacak. Buraya ışınlandıktan sonra arkadaşlar size bir quest gelecek. 8.3'ün Legendary Beacon'ı açmanızı gerektiren bir quest gelecek. O quest'i kabul edin ama hemen yapmaya gitmeyin. Çünkü henüz şeyi bitirmemiş olacaksınız. Naz Jatar'ın world quest'lerini açmayı bitirmemiş olacaksınız. Ve bu görevin adı bu arada An Unwelcome Advisor. Bu görevi kabul edin. Fakat yapmak için Stormwind'e henüz gitmeyin. Ya da Horde'sanız. Horde da Stormwind'e mi gidiyordu? Sanırım öyleydi. Yani An Unwelcome Advisor görevi var. Onu hemen yapmaya gitmeyin. Naz Jatar'a devam edin. World Quest'lerini Naz Jatar'ın da açmak için. Şimdi yaparken Rescue the Farseer diye bir görev vardı arkadaşlar. O bug'lıydı. Onu da War modu kapatmak gerekiyordu. Onu da sizlere hatırlatayım. Daha sonra Stormwind'e gidip Legendary Back görevini başlatıyoruz. Bunu başlatırken arkadaşlar size bir sürü bir quest zinciri veriyor. Eğer ilk karakterinizdeyseniz o quest zincirlerini yapmanız lazım. Eğer bir alt karakterinizi kasıyorsanız iki farklı yerde ben bu görevi daha önceden yapmıştım, bu hikayeyi daha önceden biliyordum diyebiliyorsunuz. Bunlardan biri Uldum'da Halls of Origination'a girmeden önce Magni ile konuşup, ikincisi de Vale of Eternal Blossom'da Engine of Nalakşah'a girmeden önce Raden'le konuşup ben bunları zaten biliyordum diyebiliyorsunuz. Buradaki Esot görevlerini yapabilirsiniz. Esot görevlerini yaparken eğer çok öldürülürseniz War modunuzu kapatabilirsiniz. Ve karakterinizi güçlendirebilirsiniz böylelikle. War moddan gelen, Assault'tan gelen yeni para birimleriyle. Bunları da birazdan bahsediyor olacağım. Ve daha sonra arkadaşlar bunların hepsini yaptıktan sonra ilk Corrupted eşyanız düşüyor. Ve bu Corrupted eşyanın nasıl bir şey olduğunu göstermek için Mother'ın yanına gidiyor oluyoruz. Şimdi Corrupted eşyalar arkadaşlar oyuna 8.3 ile birlikte eklenen bir özellik. Corrupted eşya düştükten sonra üstünüze onu taktığınızda onun sağladığı avantaj aynı zamanda üzerinizde bir dezavantaj da oluyor. Bu dezavantajı gidermek için de bu görev zincirini tamamladığınız zaman Ratio'nun elde etmiş olduğunuz Legendary Back bu Corruption'ın etkisini üzerinizde azaltıyor. Dolayısıyla buraya gelince arkadaşlar pardon, buraya gelince Ratyon'dan almış olduğunuz görevle birlikte Black Rock Dağı'na gidiyorsunuz ve Legendary Back'inizi alıyorsunuz. Rank 1 Legendary Back'inizi ve burada yapmanız gereken 3 tane şey var. Para birimi olarak Coalescing Vision'ları Daily'lerden kasacağız. Her 10.000 Coalescing Vision'la birlikte Ratyon'dan bir tane Vessel of Horrific Vision alabiliyoruz. Ve bunu aldıktan sonra da şu arkada görmüş olduğunuz kapıdan içeri girerek Horrific Vision'larımızı yapıyoruz. Her buraya girmeden önce Ratyon bize bir görev veriyor ve o görevin gerekliliklerini yerine getirmeniz yetiyor. Rank 1'den Rank 5'e kadar sadece son boss'u kesmeniz, Rank 6'da bir kanat, Rank 7, 8, 9 iki kanat şeklinde Rank 15'e kadar bu back'imizi kasmamız gerekiyor. Ben şu an Rank 7'ye getirmişim. Ve buradan almış olduğumuz eşyalarla bunu güçlendiriyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar oradan iki tane daha para birimi düşecek Horrific Vision'lardan. Birisi Echoes of Nyalotha, diğeri de Corrupted Mementos. Şimdi Corrupted Mementos şurada görmüş olduğunuz bizim Horrific Vision'larda daha da güçlü girmemizi sağlayan bir yetenek ağacını açmamızı sağlıyor.
Burada eğer grupça aktivite ile yapmak istiyorsanız sağ tarafa, eğer kendi başınıza solo aktivite yapıyorsanız sol tarafa puanları vererek aşağı kadar inmenizde sizin için fayda var. Ve buradaki Corrupted Mementos'ları burada harcayıp kullanacağız. Aynı zamanda Echoes of Nyalotta arkadaşlar, eğer oyunda yeniyseniz, yani ilk karakteriniz ilk hesabınızdaki 120 yaptıysanız esenslerinizi kendiniz toplamanız gerekiyor. Şu ortada bulunan şeye bastığınız zaman gördüğünüz gibi bunlar esensler ve bu esenslerin nereden nasıl alınabileceğini esensin üzerine gittiğinizde alttaki source kısmında yazıyor. Mesela Ages of the Deep'i ben Anquan'larla Friendly Reputation olmak zorundaymış. Daha sonra 10 prizmatik mana pearl ile birlikte Vendor'undan bunu alabilir hale gelecekmiş. Bunları kendiniz almanız gerekiyor. Eğer main karakterinizde bunları aldıysanız, bu tabi önce rank 1'ini alıyorsunuz, sonra rank 2'yi, sonra rank 3'ü. Eğer bunları main karakterinize rank 3'e kadar aldıysanız, alt karakterinize geldiğinizde biriktirmiş olduğunuz Echoes of Nyalotta'larla birlikte burada bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her biri 2500 Echoes of Nyalotta. Aynı zamanda bu her Horrific Vision'a girdiğinizde Horrific Vision'lardan size Corrupted bir eşya düşüyor olacak. Bu Corrupted eşyanın efekti tabii ki rastgele geliyor. Eğer bu rastgele efekti istemiyorsanız ve o Corruption efektine ihtiyacınız varsa onu da direkt Echoes of Nyalotta'larla burada alabilirsiniz. Bunları biraz enchantment gibi düşünebilirsiniz. Bunları aldıktan sonra kendi eşyanızın üzerine gelip basabiliyorsunuz. Şimdi oyuna ilk başladığınızda tabii çok fazla corrupted eşya düşebilir. Size yaramayan corruption'lar olabilir. Fakat item level'a ihtiyacınız olabilir. Böyle bir durum olduğunda da arkadaşlar 5 tane corrupted essence vererek şurada görmüş olduğunuz slotu kullanarak Mother'dan o corrupted eşyanın corruption efektini de silebilirsiniz. Ki bu size ileride çok lazım olacak. Dolayısıyla eğer bu aşamalara kadar geldiyseniz neleri halletmiş olduk arkadaşlar? Kolyemizi 50 yaptık. Essence'lerimizi yavaş yavaş nasıl alınacağını öğrenmeye başladık. Ve Legendary Back'imizi alıp bunu uplamaya başladık. Şimdi ilk başta ne demiştik? Bunları da Azerit Armor'larımızı da alabiliriz. Bunları da geliştirebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle item level'ınızı geliştirmek için artık yavaş yavaş arkadaşlar world quest'lerinizi yapmaya başlayabilirsiniz bu aşamadan sonra. Ama world quest'lerinizi yapmadan önce sizlere tavsiyem Group Finder'da buradaki Dungeon Finder tool'u kullanarak önce normal sonra heroic item level seviyesine karakterinizi getirmeniz. Bu item level seviyeleri random heroic'te 415 item level seviyesine getirebilirsiniz. Daha sonra da şuradaki Pyramid gruplarda arkadaşlar Dungeons Pyramid gruplarından Find a Group derseniz buradan da girebileceğiniz mitik grupların listesini görebilirsiniz. Artı sıfırlar düz mitiklerdir arkadaşlar. Daha sonradan da artı 2, artı 3 mitik pluslara buradan girip item level seviyenizi yükseltebilirsiniz. Bu Mythic Plus'larla ilgili genel bir rehberi aynı zamanda farklı bir rehber altında yapmayı da düşünüyorum. Ve bunları yaptıktan sonra eğer isterseniz arkadaşlar yine Dungeon Finder Tool'un altında Raid Finder var. Buradan da LFR diye kısaltılıyor. Raid'lere sıra alabilirsiniz. Burada Nyalotta Raid'lerine ve buradaki raid'leri de yapabilirsiniz. Bunlar da sizlere 430 item level'da item'lar veriyor olacak. Şimdi bunları yaptıktan sonra tabii raid'ler ve mitik yaptıktan sonra buradaki Azerit Armor'ları düşürmüş ve düşürmeye başlamış olacaksınız. Fakat bunları yükseltmek için ya normal heroic ve mitik raid'lere girmeniz gerekiyor ya da düşürmüş olduğunuz Azerit Armor'ları kırdıktan sonra elde ettiğiniz bir para birimi var. Titan Residuum. Bu Titan Residuum'ları biriktirerek bunun ilgili vendorundan da Boralus'ta alabiliyorsunuz. Oraya nerede olduğunu daha sonra göstereyim.
henüz buradayken buradaki işlemleri bitirelim önce. Ve bunu yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kolyenin seviyesini arttırmamız lazım. Kolye 50 ile başlıyor. Bütün World Quest'ler, bütün Island Expedition'lar, bütün Warfront'lar, Heroic Warfront'lar, yapmış olduğunuz her şeyden Assault'lar, Daily'ler, Assault'un Daily'lerinden Azerit Power gelecek ve bu kolyenizin seviyesi çok hızlı bir şekilde artmaya başlayacak. Yani ben bu karakteri 2 gün oldu 50'den 82'ye getirebildim. Dolayısıyla bu kolyenin seviyesi arttıkça da arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni essence'ler takabileceksiniz ve bu perseverance slotları da stamina increase'lerde %3 açılmış olacak. 80'e kadar yapmanızda fayda var. 80'den sonra artık bu farmı yavaşlatabilirsiniz. Ve dediğim gibi daha sonradan da bekinizi kasma olayları. Bunda da bol bol değillerinizi yapacaksınız. Horrific Vision'larınıza gireceksiniz. Horrific Vision'lardaki quest itemlarını bunun üzerinde kullanıp bekinizi uplayacaksınız. Ve daha sonradan da corrupted eşyalarınızı giyerek, burada gördüğünüz gibi mesela benim base corruption'ım şu an 12. Çok corruption'ım olmadığı için. Fakat Becky daha fazla geliştirince buradan corruption resistance 27 olmuş. Hala ben üzerime corrupted eşya giyebilirim. Eğer tabii düşerse, biraz şansı olduğu için. Ve size aynı zamanda arkadaşlar şeyi de göstermek istiyorum. Boralus'taki Titan Residuum Vendor'unda buradan da alabilirsiniz. Bu arada bu söylediğim PvE content'i için geçerli. Ama sadece karakterinizi PvE content'i ile kasmak zorunda değilsiniz. Eğer PvP'de iyiyseniz, iyi olduğunuzu düşünüyorsanız ve PvP ile kasmak istiyorsanız çok hızlı bir şekilde Conquest puanınızı capleyebilir ve Conquest puanınızla hemen 441 silaha kavuşabilirsiniz arkadaşlar. Onun da yeri Boralus'ta şurada bulunuyor. Onu size göstereyim. Burada bulunuyor. Burada Grand Marshal Tremblade'den 3 tane görev var. Call to Arms. Bu görevleri alabilirsiniz. Ve Kultiras ve Zandalar'da Assault'lar çıkıyor. Onları yaparak Conquest puanlarınızı kasabilir. Daha sonradan da ister Rated, ister buradaki PvP Quick Match tool'larını kullanarak Random BG'lerden Conquest'inizi kasabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 500 Conquest kastığınızda hemen direkt 440 item level bir silaha sahip olarak başlayabilirsiniz oyununuza. Bu tabi sadece PvP için geçerli değil. Aynı zamanda PvE de yaparak da kasabilirsiniz bunu. Oyun size ilk başladığınızda item level'ınızı hızlı bir şekilde yükseltmek için bütün her şeyi sunuyor. Ve arkadaşlar burada daha önceden bahsettiğim Titan Residuum Vendor'u burada bulunuyor. Bunun Horde şeyi de karşılıklarında Wowhead'den araştırabilirsiniz. Surveyor of Extinguished Furnishings şeyi var, title var. Tumatorch ve Shrine'den alıyorsunuz. 175 Titan Residuum'a 445 item level, 900'e 460 ve 4750'ye 475. Tabi bunlar random arkadaşlar. Bunu alıp açtığınızda random herhangi bir tane düşüyor. Fakat 20.000 biriktirirseniz istediğiniz Azerit Armor'ını da buradan direkt alabiliyorsunuz. Bu arada bu Titan Residuum'u nasıl elde edeceksiniz? Daha önceki Azerit item'larınızı, armor'larınızı buradan scrapladığınızda düşüyor arkadaşlar. Pende var mı? Şu an yok. Evet. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Bir de burada arkadaşlar haftalık bir görev olur. Bu haftalık görevi de ilk önce almayı ihmal etmeyin. Çünkü bazen Time Walking haftası oluyor. Ve Time Walking haftasında da 4 tane Time Walking Dungeon'ı yaptığınızda hem o dungeon'lardan giyinebilirsiniz. Bayağı yüksek item level veriyor onlarda, 415-420 gibi. Ve günün sonunda normal 441 quest sonucunda item elde edebilirsiniz. Chronicle Tupa'ya da ilk haftanızda
uğramayı unutmayın. Ve aynı zamanda arkadaşlar oyunun içerisinde 3 tane World Boss oluyor. Bunlardan biri ya Kul'Tiras'ta ya da Zandalar'da. Burada mesela gördüğünüz gibi Zandalar'da bir World Boss varmış şu an. Bunu keserek item düşme ihtimali var. Aynı zamanda eğer açtıysanız Nazjatar'a gittiğinizde Nazjatar'da bir World Boss var. Onu kesebilirsiniz ve 8 nokta işte Veil of Eternal Blossoms veya Uldum'daki World Boss'u da sanırım bu hafta Uldum'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakalım. Evet, Uldum'daki World Boss'ları da kesebilirsiniz. Bunlar da 445 item level'a varan eşyalar düşürebiliyorlar. Ve arkadaşlar bunu bir döngü halinde devam ettireceksiniz. World Quest'lerinizi yapacaksınız. 8.3 değillerinizi yapacaksınız. Topladığınız Coalescing Vision'larla Horrific Vision'lara gireceksiniz. Back'inizi atlayacaksınız. Item'larınızı yükseltmeye çalışacaksınız. Mythic Plus'larınızı yapacaksınız. Ve kendinize güvendikten sonra Nihalot'a da önce normal sonra Heroic ve eğer güzel bir grubunuz ve guild'ınız varsa Mythic Raid'lerle birlikte item level'ınızı 480'e kadar çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün benim söylemek istediklerim bu rehber videosunda bunlardı. Eğer unutmuş olduğum, sizin aklınıza gelen farklı yöntemler ya da dikkat edilmesi gereken şeyler varsa yorumlar kısmına bunu iletebilirsiniz. Umarım herkes için açıklayıcı ve öğretici bir rehber video olmuştur. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.